Arkadaşlar öncelikle tabii bir işte şunu söylemezsek olmayacak, bir başka belediyecilik efsanesi olan Fatsa'da doğmuş biri olarak bugün kendine müsemma belediyeciliğiyle komünist başkan olarak Tunceli'den aramıza katılan başkan özellikle bir kere daha ben de sevgiyle selamlıyorum ve bizler adına toplam değerlerimize, ortak değerlerimize kattıkları için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, benden önceki konuşmadaki arkadaşımın herkes için adalet savını, iklim için adalete kadar getiren iklim adaleti kavramının günümüzde bizlerle bir araya gelmesini sağlayan Ufku birlikte tartışacağız. Bizim için bugün bu iklim adaleti kavramının anlamı, iklim adaleti ulusal, bölgesel, sınıfsal eşitsizlikler bağlamında nasıl görülür ve son olarak bugünlerde çokça tartışılan ve bize bir yeşil rüya olarak adlandırılan bir nevi sürdürülebilir kalkınma kavramı ve iklim adaleti ilişkisini sizlerle paylaşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, bundan önce bu sunumun aslında içindeki iki tane önemli kavramı birlikte bir kere daha hatırlayalım istiyoruz. Ekoloji nedir? Çok duyuyoruz. Canlıların doğal çevre içinde varlıklarını sürdürürken birbirleri arasındaki iletişim ve etkileşim ilişkileri, canlıların birbiri arasındaki. Ekonomi, üretim, sanayi, tüketim üçgeninde insanların birbirleriyle olan etkileşimlerini, iletişimlerini araştırır. Her ikisi de hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için insanın doğal, ekonomik, siyasal ve kültürel çevresiyle uyumsuzluklarını gidermeye çalışır. Anahtar kelime de özellikle bu zamanda sürdürülebilirlik ve sihirli çağrıda her zaman olduğu gibi fedakarlık. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir gözlerimizi kısalım, ışık da kısılmışken hatırlayalım. Efendim, helikopter sesleri, uçaklar, böyle hafif hafif ağaran bir hava, birdenbire güneş açılırken USA askerleri, pataküte komandolar, satlar, onlar bunlar koşturuyorlar. Muhtemelen yarısı üzeri ceset ve kamyonet dolu bir köprü ya da bir şehir çıkışı tanıdık geliyor değil mi bu sahne? İşte bu Hollywood'un bizi hazırladığı gelecek. O birazdan güneş doğduğu için zombiler ya da kötülerin aramızdan ayrılacağı, insanların yeniden çalışmaya gidebileceği sabah. Bizi sabah işten çıkaracaklar, sabah işe diye evden çıkaracaklar, akşam da eve sokacaklar. Bir başka canlı formunun yaşamına çok benziyor. Ama gelecekte hepimize dayatılacak olan gibi de duruyor. Hollywood bizi buna hazırlamaya çalışıyor. Bütün mesele o ki bizim buna nasıl direneceğimiz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli mısralarından bakarsak, insanlar ekolojinin, ekonomisinin ve ekonominin, ekolojisinin ne bütünüyle içinde ne de bütünüyle dışında dururlar. Bu anlamda bizim olmadığımız bir ekoloji ve ekonomi olmaz. Onun için insanların rant elde etmek gayesiyle yarattığı tahribatla, yarattığı yolla dünyayı büyük bir savaş alanına dönüştürdüklerini görüyoruz. O yüzden de bizi önce o askeri törenlerle ya da algıyla hayata hazırlıyorlar. Ekonominin olduğu kadar ekolojinin de odak noktasında insan var. Bu yüzden ekolojiyi alt üst etmenin bedeli insanlığa sosyoekonomik açıdan daha da yıkıcı olarak geri dönüyor. Ne var ki bu yıkım ekolojiyi tahrip etmede hiçbir suçu bulunmayan kişiler için ölümcül olabilir. Yani bugün ekonomiyi tahrip edenlerle bu ekonominin tahribatından mağdur olanlar arasındaki çatışma da bizim hayatımızın aslında yeni bir politik çatışma alanı olarak ya da gözlenebilir acil ihtiyaçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda bu çatışma alanında neleri görüyoruz? Bize madem böyle bir çatışma var, bu çatışmada bildiğimiz klasik kapitalizmden dolayıysa tamam anladık. Biz de bir miktar ikna olduk. Yeşil falan bir ekonomi yaparız. Ortaya yeşillik atarız. Hallederiz.
sizi de bu anlamda koruruz diye ikna etmeye çabaları başlıyor. Adına da sürdürülebilir kalkınma perspektifi diyorlar. Doğanın, ekonominin, ekolojik sisteminin aldığı yaraları tedavi etmek için öneriyorlar ama yetmediğini ve yetmeyeceğini yaşam bize kendisi gösteriyor. Hem de yaşadığımız her alanda. Klasik sürdürülebilir kalkınma politikalarının küresel ısınma, küresel iklim değişikliği sorunu gittikçe derinleşirken yeniden değerlendirilmesi gerekliliği artık ortadadır diyorlar yazdıklarında, çizdiklerinde. Bunu biz de görüyoruz ama acaba bunu nasıl yapacağız sorusu hep bizim için mesele olacak. Ve bu çözümü de maalesef birileri üretmeyecek, bizler üreteceğiz. Bu noktada küresel ekolojik değişikliklerle bunun ortaya çıkardığı sorunların iklim adaleti gibi yeni politik ekoloji kavramlarıyla birlikte politik gündeme taşındığını görüyoruz. Peki, iklim adaleti kavramı önemli dönüm noktaları ne? Bizleri ikna etmeye çalıştıkları daha yeşil bir var olacağı varsayılan ekonomi için. İklim adaleti, iklim değişikliğini sadece çevresel veya doğal koşullar üzerinde gerçekleşen bir değişiklikten öte etik ve siyasi bir konu olarak ele alan ve tartışma olanaklarını yaratan önemli bir kavram. Yani böyle yeşil yaparız, biraz kıyısından kenarından geçeriz, efendim döngüsel ekonomi diye bir şeyden bahsederiz, ağzından attığımızı aşağıdan alır, tekrar yeniden ağzımıza atar, bu işi çözeriz kolaylığında bir mesele değil bize sunulan. Ve bugünlerde sürekli tek ve önemli reçete olarak söylendiğinden ben de üzerinde daha fazla durmaya çalışıyorum. Yeşil ekonomi denen şey, atıyorum, dönüştürülebilir şeyler tüketmek ya da dönüştürülen şeyleri yeniden üretmekle, tüketmekle hesaplaşmadan olmayacak bir şey yok. İklim adaletini de sağlayacak bir şey değil. İklim değişikliğinin etkilerini adalet ve özellikle de çevresel ve sosyal adalet kavramlarıyla ilişkilendirmeyi hedefliyor iklim adaletini savunanlar ve aslında insan için, doğa için, canlı için, herkes için adaleti savunuyor. Neden böyle diyoruz? Kimler bu bedeli ödüyor bu doğadan rant elde etmeye çalışanlar için? İklim değişikliğinin yaşanmasında en az katkısı ve dolayısıyla en az sorumluluğu olanların iklim değişikliğinde en büyük payı ve sorumluluğu olanlardan daha fazla etkilenmesi sorunu bizi buraya getiriyorsa eğer, bu noktada iklim adaletine dair yaklaşımın nasıl seyretmesi gerektiğini bize ilk önce 1972 yılında kurulan Roma Kulübü tarafından hazırlanan rapor dikkat çekici notlar veriyor. Bakın 1972 yılındaki raporda ne diyor Roma Kulübü? Üçüncü dünya ülkelerinin sanayileşme ve kalkınmasının dünya doğal ve ekonomik kaynak potansiyeli tarafından karşılanamayacağı belirtilerek sıfır büyüme teklifi getiriliyor. Bu teklifin getirildiği dönemler dünyada neoliberalizm denen yeniden her şekilde ne olursa olsun tüketin, durmayın, sürekli tüketin. Tüketin ki işte memleket büyüsün. Daha çok domates üretelim, daha çok mısır üretelim, daha çok tüketelim. Arabalarınız Amerika'da olduğu gibi, ATM gibi mutfakların önüne çekin, kartınızı geçin, size hamburger fırlatsınlar. Böyle yaşayın ulan dedikleri bir hikayenin başladığı bir yerin tehlikesini seçmişliğini bize gösteriyor. Ve başımıza gelecekleri söylüyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerdeki açlık ve yoksulluğa olan dayanıklılığa işaret ederek büyümeye sınır getirin. Evet, insanlar açlık ve yoksulluğa direniyorlar diye onları açlık ve yoksullukla sınamaya ve yaşatmaya devam etmeyin diye uyarıyor. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi 72 yılında söylenen şeyler? Bugün sokak röportajında yurttaşa uzatıldığında az evvel kapı girişinde bir kere daha o değerli yurttaşımızı almış olduk. Bir şişe su buldum ya yaşasın dedim, su sahibi oldum. O vatandaşa aynı şekilde ya su 5 lira 3 lira oldu deyince verdiği cevap şu: evlerinde içsinler kardeşim, niye su almaya çalışıyorlar? Hani Roma Kulübü diyor ya, açlığa ve yoksulluğa dayanıklıdır insan. Evet, çok dayanıklı ama böyle de bir tehdidi hepimiz için yaşatmış ve yaratmış oluyorlar. Meşhur Kuzey Yarım Küre
gazları salan bölümü dünyanın ve bu arada Güney Küre bu konunun en büyük mağdurlarından olarak bizim karşımıza hesaplanarak çıkıyor çalışmalarda, makalelerde. Bakıyoruz burada iklim adaletsizliğinin, bu iklim adaleti arayışının ulusal, bölgesel ve sınıfsal eşitsizlikler bağlamında nasıl bize yansıyor. İklim değişikliğinde tarihsel sorumluluğun kimde olduğu ve bu sorumluluğun nasıl bugüne yansıtılacağı sorusu. İklim değişikliğini kim yaratıyor? Neyle yaratıyor? Ve bunun sonuçlarına kimler katlanıyor sorusu ve bu soruya aranan derttir iklim adaleti arayışı. İklim değişikliği bağlamında tarihsel sorumluluk ve borcu, sanayileşmiş kuzeyin fosil yakıt odaklı kalkınması sırasında atmosfere bıraktığı sera gazı ve emisyonlarının hesaplanması üzerine odaklanıyor. Bu soruya cevap ararken insanlar bakıyorlar ki kuzey yarımküredeki yükselen bu bahsettiğimiz klasik aşırı tüketim temalı iktisadi modelin, büyüme modelinin yarattığı tahribatta görüyor. Şimdi bu ve benzeri sorunlara ilişkin olarak da yine 1970 yılında bir kavram arkadaşlar oluşuyor. Şimdi değerli arkadaşımın arada sırada farkında mıyız diye sormaları bu anlamda çok önemli. Biz 1970'lerde birilerinin dertlendiği bir meseleyi bakın 2022'den hala anlatmaya ve anlaşmaya çalışıyoruz. 52 yıllık bir eksi hesabımız var insanlık tarihine karşı hepimizin eksiği belki. Niye yapamadık? Yapamadığımızı nasıl yaparız hep birlikte tartışırız. 1970 yılında bir konferansta ilk kez Yale Üniversitesi'nde biyolog olan Profesör Doktor Arthur Gaston diyor ki bu yaşadığımız şeyin adı ekokırımdır. Yani 45 yılında ikinci paylaşım sırasından çıkmış bir dünyada 25 yıl sonra bir bilim insanı ekonomi, iktisadın yönelimi ve insanları bu derece çevreleriyle ve doğalarıyla uzaklaştırıp tahrip etmesine bir isim koyuyor. Ekokırım. Biz o ekokırıma en iyi hesapla kaç yıldır uğruyoruz? Bugün itibariyle 52 yıldır arkadaşlar. Önümüzde ekokırıma uğramış 52 yıllık bir geçmiş var geldiğimiz yerde. 1850-2011 yılları arasında temel alan CDG'nin analizine göre tarihsel olarak iklim değişikliğinin %79'undan gelişmiş ve Türkiye'leri sorumlu tabii ki bu perspektifle baktığımızda. Kıta Avrupa'sı, kıta kapitalizmi bizleri en fazla hırpalayan bölge. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin halkadaki yerini görürseniz simidimizin en büyük bölümünü de kimin yediğini görmüş oluyorsunuz. Geri kalanı diğerlerine kalacak. Yine hemen arkadan gelen bir analiz. İklim değişikliğinden en çok hangi ülkelerin zarar gördüğüne odaklanıyor ve burada da iklim değişikliklerinin maliyetini %78 oranında gelişmekte olan ülkeler ve Güney Küre'nin ülkeleri katlanıyor. Bir son bu konudaki araştırmada iklim değişikliğine artık gelişmekte olan ülkelerin yavaş yavaş sebep olmaya başladığını gösteriyor. Neden? O hani arabayı getir senin üstüne hamburgeri atsınlar meselesi ve ayaküstü yiyin, ayaküstü yaşayın, sürekli harcayın, sürekli tüketinin geldiği yere bu güney ülkeleri yeni yeni geliyorlar. Meşhur kapitalist birikim süreçlerini ve finansal dünya ile mali oligarşi ile tanışıklıkları yeni yeni yükselerek geliyor ve yaşamak ve mutlu olmak için böyle bir dünya var iknasına daha kolay ikna edilir hale geldiklerinden biraz da geç kalmışlığın hissiyatıyla daha hunharca bir tüketim benimsiyorlar. Ben hep şunu söylerim. Benim hatırladığım kadarıyla bu bilimsel bir veri değil. Ben duvar üstüne yıkılan insanlardan biriyim. Berlin duvarı ben yaşarken çöktü. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra o bölgeye giden ilk büyük totemin, reklam toteminin Marlboro'nu ve Kovboy'u olduğunu hatırlarım. Evet, böyle o geride kalmış farklılıkları, yetişmezlikleri yetiştirme hissiyatı içinde
döngünün içindeki hamster gibi daha hızlı koşturan ve çevresini, insanı ve kendisini daha çok tüketen bir canavar yaratıldığının, güney ülkelerinde bu trene bindiğinin gelişimini görüyoruz sonraki çalışmalarda. Bu üzerinde çalışmanın, bu kapitalist yürümenin yarattığı hikayede toplumsal sınıfları ve sınıfsal eşitsizlikleri gözden kaçırmamak lazım diyor araştırmalar. Bu ülkede ister işte ekonomi gelişsin adına, ister kuzey yarımkürede, ister güney yarımkürede yaratılan yeni ve büyük ekonomi modelleri ve algısı o yoksulları mağdur eden algı o ülkelerin içindeki toplumsal eşitsizlikleri de elbette kaçırttırmıyor. Yani bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi dediğiniz ABD'nin yoksuluyla bugün dünyanın en fakir ülkesi dediğiniz herhangi bir ülkenin adını vermeyeyim, böyle bir ülkede atamış olmayayım. Yaşadıkları yoksullar anlamında çok da farklı olmuyor. Bu da dezavantajlı gruplar diye baktığınız zaman da zaten yoksullar, dezavantajlı bireyler ve kadınlar karşımıza çıkıyor. İklim adaletine en fazla ihtiyacı olanlar da bunlar. Ve bu ekonomik adalet, iklim adaleti sarmalında yaşam koşulları, altyapı eksikliği, politik temsiliyet azlığı, kısıtlı hareket imkanı, düşük sigorta güvence olanakları sebebiyle insani yaşam standartlarında erişemeyen bu dezavantajlı gruplar iklim adaletinin ve bu tahribatın en büyük muhatapları olarak karşımıza çıkıyor. İklim adaleti ve cinsiyet eşitsizliğine ilişkin çok ilginç bir örnek var arkadaşlar. Çok da dramatik. Onu mutlaka paylaşmak istedim sizlerle. Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde kadınların ölüm oranı erkeklerin ölüm oranına göre 5 kat fazla oluyor. Gerekçesini incelediğinde araştırmacılar şu tarihsel bulguya rastlıyorlar. Dramatik bulguya. Sebep buradaki kadınların daha çok bu selde ölmelerinin ve zayiat vermelerinin, hayatlarını kaybetmelerinin sebebi yanlarında erkek olmadan dışarı çıkmalarının yasak olması. Yaşadıkları bu acı gerçeğin toplumsal bedelini de Bangladeş'teki kadınlar bu şekilde ödüyorlar. Bunlar sadece sınıfsal değil, işte dediğimiz gibi kültürel, ekonomik ve her anlamda bizim için bir çıkış gereğinin ipuçlarını veren, bizleri bu konuda aman ha iyi bir yerde değiliz ve daha da iyiye gitmiyoruz noktasında sürekli uyarmaya çalışan veriler. Sürdürülebilir kalkınma sorunlarımıza cevap olur mu diye soruyoruz. Bütün bu sorulardan sürdürülebilir kalkınmaya geçildiği zaman iklim değişikliğine karşı mücadele ve uyum iklim adaleti için olmazsa olmaz çalışmalardır. Ancak tüm bu planlamaların kapsayıcı sosyal devlet anlayışına sahip bir sürdürülebilir kalkınma politikası içinde sürdürülmesi son derece önemlidir diyor Yeni Ahmet Tüh. Fakat biz bu sürdürülebilir kalkınma tezinin bize dediğimiz cevabı verip vermeyeceği konusunda net olarak şunu görüyoruz arkadaşlar. Küresel iklim değişikliği sorununa klasik sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla bir yüzeysel çözüm az evvel dediğim gibi. Çünkü arkasında aynı ekonomik ilişkileri vaz eden bir yaşam var. Yani bize bundan başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair ya da bundan başka bir dünyanın mümkünlüğü üzerine yeni bir şeyler söylenmiyor. Sorunun temelden çözümü için daha radikal bir çevreci yaklaşım sunulmuyor. Bu durum aslında kalkınma kavramının kendi sorunu. Dünya üzerinde dediğim gibi 2. Paylaşım Savaşı'ndan sonra çokça fazla kullanılan bizim kendi siyaset akıllarımızın, siyaset yöneticilerimizin bize yıllarca bölmüş, kalkınmış bir ülke teziyle hep beraber bizi bu şeydeki döngüdeki hamster gibi koşturmalar arasında göremediğimiz kavramın içindeki problemle beraber geliyor. Ve o iktisadı bize birileri, arkadaşlar özellikle aramızda akademik disiplinler olarak idari bilimler okuyanlar varsa onlar çok daha iyi bileceklerdir. Şunu bize söylüyorlar.
İnsan ihtiyaçları sınırsızdır. Ve kaynaklar kıttır. Dolayısıyla bu sınırsız ihtiyaçlarımızı kıt kaynaklarla nasıl iyi yaparız, iyi döndürürüz diye bize bir hikaye anlatırlarken ve buna ikna olmamızı isterlerken, öbür taraftan başka bir yine hikaye ile bizi motive etmeye çalışırlar. Kardeşim, dışsallık, ekonomide dışsallık, bu mikro iktisat derslerinin başında ilk yüzümüze çarpan teorilerdir. Ekonomide dışsallık diye bir şey vardır. Neymiş efendim ekonomide dışsallık? İşte güzel bir dere akıyor kentin ortasından veya işte bir bölgede. Bu güzel derenin kenarına bir kimya fabrikasının kurulması lazım. En iyi yer olarak orası belirlenmiş. Ölçülmüş, biçilmiş, bu iş için en iyi yer o derenin kenarı. Tamam. Peki, o derede insanlar, balıklar, çocuklar var. Doğru karar verme nedir? Nasıl karar vermelidir? Hatta bunu sınavda sorar adama. Yani sınavda da sorar öğrencisine. Hangisidir? Bu bahsettiğimiz yerde bir fabrika kurmak, efendim doğru mudur, yanlış mıdır sorusuna cevap verirken böyle çok duygusal falan takılmayın der sonra. Yani orada işte balık varmış, balık varmış, insanlar gelir oynarmış, bunları geçin, ne yapın? Ekonomide dışsallık vardır, önemli olan elde edilecek faydadır. En iyi yer orasıysa o fabrikayı oraya kurun der arkadaşlar. Ve bunu 19 yaşında gençlere üniversitelerde anlatırlar. Ondan sonra büyürler, bizim yaşımızda gelir burada. Yanlış anlamayanlar ya da anlaşılan şeyin yalan olduğunu anlayanlar bu bir yalandı diye sizlere anlatmaya çalışır. Geri kalanı da bu işin doğruluğunu hayatımıza aktarmak için yazılacak çekin büyüklüğüne bakarlar. Siz ne istiyorsanız o. O meşhur muhasebeci fıkrası vardır ya, mühendisler için de söyler. Anlatırken kolay anlatır ama aslında arka planda o çekin şey vardır. Sorar işe alacağı kişiye işveren, 2 ile 2 kaç eder diye, doğru cevabı veren kişi şunu demiştir. O da bir muhasebecidir. Muhasebeci tarafından baktığında siz kaç olsun istersiniz efendim? Şimdi oyunu kuranların istediğini söyleyenlere büyük çek defterleri gider. Diğerleri ise yaşamda yurttaşlarıyla birlikte direnmeye devam ederler. Daha doğrusunu kendisi için değil, herkesin daha mutlu yaşayacağı bir dünya üretmek için. Tabii bizim İhtiyaçlarımızın sınırsızlığı üzerine kurulan bu yalanı güzel bir film sahnesinde bir sanatçımız çok küçük güzel bir şekilde anlatmış. Onu sizle paylaşmak istiyorum bu noktada. Artık sayfanın sonuna geldik. Evet, şuraya şöyle. Ekonominin itici gücü nedir? İhtiyaçlar. İhtiyaçlarımızı belirleyen şey ne? Dürtülerimiz. Peki bu dürtüleri kim yönlendiriyor? Reklam dünyası, medya, marketler zincirleri. Market bize ne yapıyor? İhtiyacımız olmayan şeyler ihtiyaç unsuru haline getiriyor. Evet, yani bizim nasıl çok ihtiyaçlı bireyler haline geldiğimizi, yani normal işte yiyip içip biyolojik döngüsünü sürdürerek yaşayabilmek varken daha ne kadar şeylerle, ihtiyaç olmayan şeylerle hayatın içinde tutunduracağımızı anlatan bir küçük hikayeyi seslendirdi değerli sanatçı arkadaşımız. Şöyle bir baktığımızda iklim tahribatı ve iklim üzerinde yaşadıklarımız, doğal çevrenin kaybı, insanların ortak yaşam alanlarının kaybı ve kalkınma hastalığı ile bu meselenin izah edilmesi, ekonominin mutlak kalkınmaya dayalı olması gerektiğiyle toplumların hipnotize edilmesinin geldiği noktaya, son yarım asırlık dilimde tırmanan küresel ekolojik kriz, kapitalist üretim ve tüketim ilişkilerinin sürdürülebilir kalkınma olarak kodladığı ana akım yaklaşımların yetersizliğini açığa vurmakta. Yani bize ne kadar sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsetseler de onların sürdürülebilir
kalkınma dedikleri yaşamımıza vurup test ettiğimizde sürdürülebilir sömürü ve yavaşlatılmış ölüm olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun için sürdürülebilir kalkınma üzerine kurulmuş ekonomik tezleri gerçekçi bir kurtuluş, gerçekçi bir kurtuluş projesi olarak algılama şeyine lütfen düşmeyelim. Gerçekten yaşanılabilir bir yaşamı doğayla, emekle barışık bir yaşamı yürütmeyi, savunmaya devam edelim. Ve bizim bu doğanın, insanı doğanın bir parçası değil, hakimi gören anlayışın sadece neoliberalizmle değil, başka şeylerle de, bandileri işte kadınların eşsiz sokağa çıkamamasına benzer de söylemlerle desteklenen, insanların işte yaratılmışların en şereflisi olduğu parantezine alınan bir algıyla yürüdüğünüzde, işte kafalarını kürekle vurarak bir canlının yaşamını son verebilme hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü en şereflisi sizsiniz. Ve Konya'da yaşanan bu olay ne kadar bu işte şerefli bir tür olduğumuzu da hepimize göstermiş oluyor. Neoliberalizmin sınırsız büyüme doğrultusunu destekleyen bu tezlerle biz ne görüyoruz? Bu dürtü öne çıktığında hem doğa hem de emeğin sömürüsü hem doğallaşıyor hem de kabul edilebilir hale geliyor. En büyük tehlike de burada sevgili dostlar. Kapitalizm ve sürdürülebilirlik fiziken bir arada uyum içinde olması imkansız iki düzeyi ifade eder. Daha başta söylediğim 72 yılında bu süreç başlarken söylenen şeyi tekrar hatırlıyoruz. Sıfır büyüme. Mesele büyüme, mesele gelişme bağlamında yoksulların yoksulluğunu sürdürdüğü, buna karşılık servet ve sermayenin kontrol edilebilir sürdürülebilirliğinin olduğu bir yaşamı taşımak değil hiçbirimiz için. Böyle bir modelin taşınabilir olmasının insan soyu için mümkün olmadığını da düşünüyoruz ve onun için de mutlak surette küresel bir direnişin ve bu iş için çaba sarf eden insanların oluşmasını istiyoruz. Ve bu konuda da bu küresel direniş bağlamında sevgili arkadaşlar, kapitalizmin ekolojik tahribatına karşı tek yol küresel direniş dedikten sonra, ekolojide olduğu gibi ekonomide de tekelci bir yapı değil, demokratik bir ekonomik sürecin inşası çok önemli. Bu demokratik ve katılımcı sürecin inşasına katkı koymaya çalışan Balıkesir'deki, Bandırma'daki kooperatifleşme sürecindeki arkadaşlarımızın katkısı, bu modeli öneren ve bu modeli için ülkeye umut veren Tunceli'deki değerli dostlarımızın modellemeleri çok anlamlı olmakta. Ekolojik bilinçle ekonomik bilinç ortak alanlarına sahip çıkmalıyız. Nihayetinde insanı yitirenin her şeyi yitireceğini biliyoruz. Ursula Le Guin zor zamanlar geliyor diye seslenmişti bir kitabında ve şu cümleleri kurmuştu. Kapitalizm içinde yaşıyoruz ve onun gücünden kaçmak imkansız gibi görünüyor. Ama unutmayın ki kralların kutsal yönetme hakkı da bir zamanlar öyle görünüyordu. İnsanların sahip olduğu herhangi bir güce diğerleri tarafından karşı konulabilir ve bu güç değiştirilebilir. Ve ekliyoruz, sistem değişmezse iklim değişir. Bizim için karşımızdaki en büyük şu anda gördüğümüz mesele düzenin değişmesi ihtiyacıdır. Bu konuda emek verenleri ve bu konuda gerçekten samimi emeklerini sunanlarını da aslında bizim yurttaşlarımız da ayırıyor. Bir yığın şey görüyoruz sosyal medya vasıtasıyla. Ben sunumun sonunda Rizeli bir kadın yurttaşımızın bu davaya kimler ne kadar ve nasıl sahip çıkar söyleşisini o bir dakikalık küçük şeyle sizle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Bakalım aslında insanlığın bu direniş noktasında beklentilerini koyduğu yerler nereler, kimler? Bizim buranın insan, bize değil, ne de bir komünist, ne de bir sofi var ise oraya getirdi. Macine ne de oyunda bulmak, oyunda değil bize. Bize başkanımız ne olsa dedi. İlla buraya aldı
uyusun, kendi güzeli mi? Ama buraya almak için bize o tikili olan komünistlerin çarçanı zarar görür. Komünistlerden Allah razı olsun, hep çözsünler. Hep çarı tutuyor bile bizim çarımızı. Sen arayasın sağa. Ama biz ondan sonra kendimize sahne. Komünist hırsızlığı yok, bir şey yok. Evlere her şey var. Ona teşkil olsun, başımızın üstü yine yerleri var. Evet. Biz anladığım kadarıyla şu anda salonda değerli Rizeli yurttaşımızın hissiyatıyla meseleye yaklaşıyoruz hepimiz. Bundan da çok mutlu olduk ve evet, bugün Sayın Maçoğlu şahsiyetinde zuhur ettiler. Memleketin her yerine gelsinler efendim. Başımızın üstünde yerleri var. Bütün komünistlere selamlar, sevgiler.